Herkese merhaba, ben Ömer Şensoy. Vue.js ile modern web uygulamaları geliştirme hakkında küçük bir video serisi hazırladım. Bu video serisi 3 parçadan oluşacak. ve Birinci parçada Vue.js'in kendi kütüphanesine bakıyor olacağız. Yani şöyle bir algı var. Vue.js, React, Angular kullanıyor olduğumuz zaman aslında tamamen front-end'in bel kemiğini oluşturan, back-end'in neredeyse hiç olmadığı, sadece API üzerinden işlerin back-end tarafında yürütülüyor olduğu web uygulamaları yapıyor olduğumuz zaman bu tarz framework'leri kullanırız. Yoksa jQuery'yi basket hani şeklinde kullanırız gibi bir algı var. Halbuki VueJS gerçekten React ve Angular'dan daha farklı olarak en ufak jQuery'ye ihtiyaç duyduğumuz bir sayfa düşünelim. Orada bile hani hiçbir şekilde tabiri caizse overkill olmayacak bir front frontend kütüphanesi. jQuery alternatifi olmasından başlar da isterseniz yani hani daha arttırarak özelliklerini daha arttırarak komponent bazlı kullanın, view dosyalarıyla çalışın, Vuex ile çalışın diye ve hatta daha da server side rendering'in de olduğu diye düşünecek olursak gerçek bir SPA uygulamasında ihtiyaç duyduğunuz neler varsa hepsinde size verebilecek bir framework. Ama ilk etapta ben Vue.js'in kendi kütüphanesine bakıyorum ki Vue.js'in kendi kütüphanesi aslında birçok insan için yüzde seksen ihtiyaçlarını karşılıyor oluyor. Yani komponentleri falan hiç düşünmenize bile daha gerek yok. Vue.js'in kendi mantığını kavradığınız zaman bile hem kullanabilirsiniz hem de jQuery'den çok çok daha etkili bir şekilde uygulamaları frontend tarafında yapabiliyor olursunuz. Çünkü data güdümlü olarak çalışıyor olacak bundan sonra uygulamanız. Birinci bölüm bu. Kütüphane olarak Vue.js. İkinci bölümde ise komponentlere geçiyor olacağız. Yani hani Vue, dosyalarıyla nasıl çalışırız, Webpack ile nasıl Vue projeleri oluştururuz ve gerçekten yavaş yavaş Baş, e, single page application'lar, router da nasıl kullanarak hani single page application'lar yaparız buna bakıyor olacağız. Üçüncü videoda ise bunlar artık bize hani be, öyle bir noktaya gelecek ki mesela view kullanımı e, derinler komponent, komponentin içinde komponent, o komponentin içinde komponentler olacak ve göreceksiniz ki state management yani o veri dağılımını aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağı doğru Atmak aslında çok artık şey zor bir hal, komplike bir hal alıyor olacak. Burada da işte State Management dediğimiz o veri dağılımı, veri akışını, komponentler arasındaki veri akışını çok daha kolaylaştıracak Vuex'i konuşuyor konuşu olacağız. Böyle bir seri gerçekten videoları kısa, 25 dakikada geçmeyecek şekilde ayarlamaya çalışacağım. Sizden de ricam en etkili şekilde kullanabilmeniz için bu videoları seyrediyorken başka bir şeyle ilgilenmiyor olmanız. Umarım hoşunuza gider.